Herkese merhabalar. Ders çalışma düzeni nasıl kurulur? Bununla alakalı bize onlarca yorum attınız. Biz sizlerin yorumlarına tek tek bakıyoruz ve dedi ki acaba öğrencilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Hazırsan Tonguç başlayalım. Başlayalım hocam. Harikasın Hikmet Selim demiş ki ders çalışma düzenini nasıl kuracağım bilmiyorum demiş. Demek ki ders çalışma düzeni istiyor. Ya da Uğur Kaya demiş ki çalışma isteğim var ama düzen kuramıyorum demiş. Buna benzer birçok yorumu okuduk. Sende ders çalışma sıkıntısı var mı Tonguç? U? Evet hocam ders çalışamıyorum. Harikasın evet gerçekten pandemi yüzünden uzaktan eğitim oldu, şu oldu, bu oldu. Nasıl, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla birazcık da okul disiplini olmayınca kaytarmaya başladık. Videoyu sessiz alıyoruz, görüntüyü kapatıyoruz, erken kalkmayabiliyoruz, geç yatabiliyoruz. Bütün bunlar bizim ders çalışma düzenimizi bozdu. Fakat dokun sınıf çok çok önemli. Bizler sizler için dokun sınıfta ev okulda düzenli program yapıyoruz, ödevler veriyoruz ama bunun haricinde esasla temel düzeni sizin kurmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki dokun sınıf bir temel. Yani şunu iyi bilmemiz lazım. Dokun sınıfta eğer basamakları kurarken, binamızı oluştururken ileride gireceğimiz üniversite sınavı hayallerimize ulaşmak istiyorsak dokun sınıfta atacağımız adımlar çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. Üniversite sınavını biliyorsun iki basamaktan oluşuyor Tonguç evladım benim. Evet hocam. Evet harika. Biliyorsan o zaman burayı iyi anlaman lazım. Bir TYT var, bir AYT var. TYT yani yüzde kırklık kısmı şu kısım. TYT'nin yüzde ellisi yani bunun yarısı dokun sınıftan yarısı onun sınıftan oluşuyor. AYT dediğimiz kısımda 11 ve 12. sınıftan oluyor. Şimdi ama 9. sınıfta öğreneceğimiz konular o kadar önemli ki bizim iyi bir üniversiteyi, iyi bir bölümü hatta ileride öğreneceğimiz 10, 11, 12'deki konuları da anlamamızı bu 9. sınıf sağlıyor. Dolayısıyla iyi bir temel atarsak çok daha başarılı oluruz. O zaman iyi bir temel atmak istiyor musun güçüm? İstiyoruz ya. Harikasın tebrik ederim. Şimdi nasıl başlarsak öyle gider. Erken kalkan yol alır, geç kalkan yol alamaz. Erkenden kalkıp dokun sınıfta biz çalışmaya karar verdik. Bu pandemi sürecini, bu ders çalışamadığımız süreci, uzaktan eğitimden dolayı birazcık kaytarmaya çalıştığımız süreci iyi yönetirsek çok daha başarılı olabiliriz. Sana çok ilginç bir hikaye anlatacağım Tonguç'um. Benim bir arkadaşım vardı. Sınıfımızda başarısız bir öğrenciydi. Böyle biz e, lisede okurken dokun sınıfta, onun sınıfta böyle başarısı hiç böyle takdir, teşekkür alamıyordu. Hep sıkıntı yaşıyordum. Sonradan Allah korusun kimsenin başına vermesin ama 11. sınıfın başında ee, ...maalesef ayağı kırıldı. Hatta iki ayağı birden kırıldı ve uzun süre derslere gelemedi. Uzun süre derslere gelemediği için evde yattı. Neredeyse bir altı ay falan evde dinlenmek zorunda kaldı. Bu evden dinlendiği sürede okuldan uzakta kaldım. Okula gidemiyorum, arkadaşlarım göremiyorum diye ilk başlarda üzüldü. Ama sonrasında sıkı sıkıya çalışmış, biz sonradan öğreneceğiz tabii. Sıkı sıkıya çalışmış, okula döndüğünde nasıl biliyor musun Songuç'um? Harikaydı. Yani Oo. takdir aldı ve sonradan da Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı 12. sınıftaki yazılmayı. Yani bu evde kaldığı süreci çok iyi değerlendirdi. Şimdi biz de çok şükür sağlığımız, saatimiz yerimizde. Bir sıkıntı var mı Zonguç'um? Turp gibiyim o Harikasın. Ya. Harika, harika, harika. Çok şükür diyoruz. Ama madem okula gidemiyoruz, okullar açılıncaya kadar, okullar normal düzenine geçince kadar eğer evdeki sürecimizde sıkı sıkıya çalışıp dokun sınıfa iyi bir temel alırsak zaten sınavlarımız, yazılarımız okulda olacak. Ama okula döndüğümüzde bomba gibi zirveden yolumuza devam ederiz. Şimdi birincisi Yapılacaklar listemizi belirlememiz lazım. Biz bile sizlere video yayınlarken yapacaklarımızın listesini önceden belirliyoruz. Diyoruz ki matematiği yayınlayalım pazartesi, salı bunu yapalım, çarşamba bu, perşembe bu, cuma bu, cumartesi. Her günümüzü bir plan bir program dahilinde size sunmaya çalışıyoruz. Sizler de yapılacaklar listesini belirlemeniz lazım. Zaten yıllık bir hedefiniz, aylık bir planınız, günlük de bir programınız olmalı. Çünkü yıllık hedefiniz şu olmalı. Ben bu yıl 9. sınıftaki tüm konuları bitirip aynı zamanda takdir alacağım gibi. Aylık hedefiniz şu olmalı. Şu 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 kitapları bitireceğim, şu şu konuları bitireceğim. Günlük planınız, günlük programınız veya haftalık programınızda da eksiklerinizi, yeni dönem derslerinizi, konuş pekiştirmelerinizi, ödevlerinizi ve bizi takip edebilirsiniz. EBA'yı takip ediyorsunuz biliyoruz ama ev okul yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Çünkü biz ev okulda sizlere reklamsız bir şekilde her gün canlı yayınlar sunma sözü verdik. Çalışma tablosu hazırlayıp listendekileri yerleştirebilirsiniz. Yani ben diyelim ki şöyle bir çalışma tablosu yaptım buraya. Günleri yazdım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedik. Şimdi burada günler var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar dedik. Burada da dersleri yazabilirsiniz. Türkçe, işte matematik, fizik, kimya, biyoloji. Örnek veriyorum bu tarz bir dersleri yazdık. Tarih coğrafya da yazmamız lazım. Burada pazartesi yaptıklarınızı e, Türkçe ile alakalı, matematik ile alakalı. Fendi bir şey yapmadınız diyelim ki. Diğerlerini yapmadınız. Yaptıklarınızı yazdığınız bir program olur ilk başta. Ev okul izlemelerinizi, ev adı ders izlemelerinizi bile yazabilirsiniz. Ben bugün bunu izledim. Ben bugün bunu okudum. Ben bugün bunu yaptım diye yazarsınız. Gelecek hafta bu çalışma tablosunu aşmaya çalışırsınız. Daha fazlasını yapmaya çalışırsınız. Bunu yapmaya istiyor musun Tonguç'um? İstiyorum. Harikasın. İstiyorsan zaten başarısız. Çünkü ilk başta istemeniz lazım. İstemiyorsanız aman diyorsanız zaten ben burada ne kadar gayret göstersem de başarısız olurum. Yapılacaklar listesindeki hedeflerini tamamladıkça işaretle. Konu çalışmasını yapacak tikini at. Highlighter ile çizebilirsin. Ama highlighter ile çizmek değil de böyle tik atmak daha iyi. Tamamladıkça e, daha yüksek bir hedef belirle ve tekrar söylüyorum. Bu haftayı tamamladığın zaman yani ben bu hafta yapacaklarımı yaptım dedim mesela. Ben bugün Pazartesi Türkçe'mi çözdüm, matematik çözdüm. Gerçek hafta baktığında ya ben geçen hafta Türkçe matematikten zaten 200 soru çözmüşüm. O zaman bu hafta daha fazlasını yapabilirdim diyebilirsin. Böyle baktığında bütün hafta önce Türkçe yaptıklarının böyle baktığında da pazartesi günü tüm derslerden yaptıklarını görebilirsin. Yaptıklarını görmek yapacakların için sana bir umut ışığı olacaktır. Ve çalışma ortamını da düzenlemen gerekiyor. Çünkü dağınık bir ortamda hiçbir insanın çalışması gelmez. Yani uf ders. Mesela düşünün, şöyle bir tane küre var. Bir tane makas var. İşte burada kalemler var. Ondan sonra şurada bir kalem daha var. Ondan sonra kağıtlar böyle dağınık duruyor. Böyle hadi bakalım çalışmaya başlayalım diyorsun. Baya bir çalışma isteğin var ama hani böyle bakalım şunlar hadi bakalım notlarımı da çıkardım bir başlayayım diyorsun. Şuraya bir tane do dokun sınıfla alakalı şunu yapacağım demişsin yazmışsın. Böyle her şey karman çorman duruyor. Bu ortamda insanın ders çalışması gelmez. Ama bak şimdi bunların hepsini düzgün bir şekilde kaldırıyorum şimdi. Onları kaldırdım. Onları kaldırdım. Ve masamı ...şu şekilde boş olduğunu için. Masamız böyle boş duruyor. Sonra da çalışmam gereken konuyu... ...çalışmam gereken konu mesela diyelim ki... ...şu olsun. Diyelim ki şuradan bir konu alalım. Mesela örneğin şu olsun tamam mı? Bunu aldım. Önüme koydum konuyu. Kalemimi de koydum. Diyelim ki şu dersim olsun şöyle. İşte 9. sınıfta... ...fizik... E, ...birinci konu diye... ...burada çalışan konu var. Ben burada kitap reklamı almasaydı... ...kitabımız koydu. Burada 9. sınıf birinci... ...fizik konusu var. Burada kalemin var. Artık her şey hazır. Bak şu anda hiç ders çalışmasan bile masanın düzenli olması sen de şu masaya oturup bir bakasın gelir. Yani çalışasın gelir. Yani burada ne var diye merak edesin gelir. Ha belli bir saatte belli bir çalışma ödevi koyduysan kendine sakın da masadan kalkma. Masadan hemen kalkasın geliyor mu Tonguncu? Evet hocam kaçıp oyun oynamak istiyorum. Evet herkesin genelde masadan kalkısı gelir. Böyle hemen kaçası gelir. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Bir masanın dağınık olması. Üf ya demek. Bir de bizim bizi oyalayan o kadar çok şey var ki. Şimdi Z kuşağının yani sizlerin çok büyük bir avantajı var. Bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Youtube'dan ücretsiz dersler dinleyebiliyorsunuz. Google'dan her türlü bilgiyi saatlerce kitapların arasında araştırmadan ulaşabiliyorsunuz. Bu avantajınız. Ama dezavantajınızı söylersek evladım ne biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Tamam bilmeyebilirsin. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Dezavantajınız şu. Sizi oyalayacak birçok şey var. Instagram, işte Brawl Stars, ne bileyim işte e, Whatsapp'taki gruplar birçok şey sizin zaman kaybettirebiliyor. Dolayısıyla ders çalışacağınız an ortamınızı düzenlemekten kastım masanın düzenlemek ayrıca de Telefonunuzu odanın dışına çıkarmak. Sen sınava girerken de telefonu veriyorlar mı Tonguç'un? Hayır hocam. Vermiyorlar. Sınavda annen senin yanına meyve getirip ya evladım hadi biraz da meyveyi diyebiliyor mu? Demiyor Yok. hocam. İşte ders çalışma esasında da ders çalışmadan önce her şeyi meyvenizi falan filan her şeyinizi koyacaksınız. Ders çalışma anında artık ne telefonunuz çalabilecek ne gürültü olabilecek ne içeri annen meyve getirir. Hayır burası benim çalışma ortamım deyip düzgün bir şekilde sınav ortamına kendinizi alıştırmanız lazım. Şimdi başlamanız lazım. Yani bugünden itibaren harekete geçtiniz geçtiniz. Düzensiz çalışmak ya da düzenli ve verimli çalışmak çok da daha önemli. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Mesela diyelim ki 10 saat çalıştın ama bir düzeniyle çalışırsan ne eder? 10 çarpı 1 10 eder. Ama bir saat çalışın ama 10 verimiyle çalışın bu sefer de 10 eder. Fakat 10 saat çalışıp bir de 10 verimiyle çalışırsan o zaman 100 eder. Dolayısıyla sen düzenli ve verimli çalışırsan çok ciddi başarı elde edebilirsin. Bir de şu da önemli. Kendine sor ve değerlendirme yap. Bu çalışma ne kadar verimliydi? Yani çalıştık ama işte Allah hayırlısını versin şeklinde bir şeyler oldu mu? Yoksa gerçekten verimli miydi? Verimli çalışmak da önemli. Çünkü verimsiz bir şekilde 5 saat çalışana verimli bir şekilde bir saat çalışmak çok daha faydalı. Ve bu verimli veya verimsiz çalışmanın daha iyi olması için ne yapabileceğine dikkat et. Zamana dikkat edebilirsin. Yani süreyi yazabilirsin. Mesela eğer 9'da başlayacağım deyip de sonra kalktığın saati yazmıyorsan bu hatalı bir şey. 9'da başlayıp eğer 9.30'da kalkıyorsan veya 9 mesela 9.44'te kalktın. Demek ki sen 44 dakika çalıştın. Yani aman 9'da oturduk işte 10 gibi kalktı. 10 gibi değil. Bir saat çalışmadın. 44 dakika çalıştın. Bu şekilde iki tane 44 dakika toplam bir buçuk saat ediyor esasında. Dolayısıyla Çalışın sürede tam yazabilirsin. Ve anlayamadıklarını arkadaşlarına ve öğretmenine sormak da senin için çok ciddi bir başarı olacaktır. Dolayısıyla bizler 9. sınıfta sizlere bir program yaptık, bir plan yaptık. Ev okulda canlı yayınlarımıza, videolarımıza sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sen bunu takip ediyor musun evladım? Ediyorum hocam. Harikasın. O zaman... Dokun sınıfta ev okulu takip ettiğimiz gibi kendimize programımızı yapıp sıkı sıkıya çalışmalıyız. İyi e, butonundan sizi çalışmanıza yardımcı olabilecek kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım şimdiden hayallerinize giden başarı yolculuğunda Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam.